Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yani Legit hileciler yok ya, bitmiyor bu oyunda. Ciddi manada Legit hile ile Elo Boost yapıp bundan gelir elde etmeye çalışan insanlar ciddi manada bitmiyor. Ve azalmıyor da anladığım kadarıyla. Bunlar azalmadığı için ve Riot bunlara izin verdiği için bu hileler devam ediyor. Taba basar mısın bir Najwet? Bu Amadeus 35 adlı arkadaş geçen sezon Demir 1 bitirip, ya Demir 1 bitirip Gold olursun bu sezon, hiçbir lafım yok ama Demir 1 bitirip şu an Legit bir hile ile oynayıp şu an rank kasıyor ve Elo Boost yapıyor takımındakilere. Yani yok ya. Riot gerçekten bitirecek diye hayal kuruyoruz biz. Çok ciddiyim. İnfolar falan veriyordur. Yani şu an Elo Boost mantığıyla oynadığı için kendini bile verir arkadaş. Ya diyeceksiniz ki kanka diyeceksiniz ya da abi diyeceksiniz, hiç orasını bilmem. Bu adam hile değil diyeceksiniz. Hile değilse Smurf'tür. Smurf olup da Elo Boost yapmak yasak. Şu an gördüğünüz şekilde adam yine Elo Boost yapıyor. Bu da yasak. Yani onun için her türlü adam bir yasak işli. Yani bir illegal bir şey yapıyor. Ve bunu savunmayın lütfen beyler, gözünüzü seveyim. Hani iyiliği savunmak, ne bileyim, çok saçma değil mi? Adam iyili değilse Elo Boost'tur. Bunu da savunmanız yanlış. Benim açımdan size nasıl doğru geliyor bilmiyorum ama benim açımdan bu da yanlış. Najwet bir konuş bakayım. Abi Ha. ne diyeyim? Bu Ben adamın alıştım artık ya. sana sürekli geliyor ya. Niye böyle? Evet, yani bende mi cenabetlik var anlamadım ki. Ben yani şöyle bir şey olmuştu. Ben ekranımı açtım maçlara girmeden önce. Arda arda 7 maç boyunca. Hile geldi. Direkt hile. Vanguard'ın görevini şu an Vanguard tetikçisi gibi yapmaya başladım artık ya. Her iki maçımdan biri hile geliyor. Yani bazıları ya bariz oluyor, bazıları legit oluyor. Senin maçına hile geliyor mesela, ben bunun videosunu çekiyorum. Senin maçına gelen hileyi hile demiyorlar. Bunun hakkında ne demek istersin? Valla yani burada tek ben hile demiyorum. Mesela bazıları moderatörler işte şüphelendiğinde zaten Yo, ben kayıt açıyorlar. zaten Eğer hile şüphelendiğinde. olup olmadığını, yani hile değil senin maçına gelenler demiyorum. Bunlar diyorum ki sana inanmıyorlar. İzledikleri halde inanmıyorlar. Reyna Paşa'mız Yani sadece legit. Yani şu anda zaten satılan hileler bile eğimli değil. Çünkü bunu satan, bak bak maymuna bak. bu arada infosu yoktu. Ya infosu olmaz. Niye olsun ki? Kazanıyorlar. Başta yaptığını yapacak. Yapacağını yaptı zaten. Yani şöyle, adını siz söyleyin. Eğim hilesi satmıyorlar beyler. Niye satmıyorlar? Türkler, ya Türkler demeyeyim de insanlar bunun ciddi manada bokunu çıkartıyor. Eğim hilelerinin, bu yüzden satmıyorlar eğim hilesi. Onun yerine sadece Valak satıyorlar. Valak 2'de satarken uyarıyorlar ki çok belli etmesinler, Hivit banı yemesin diye uyarıyorlar. Yani o yüzden adamlar bu yüzden böyle oynuyor. Yani bazı yerlerde belli edip bazı yerlerde belli etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu Bu adam her vuramadım. yerde belli ederse manuel bir incelemede %100 ban yer. Adam da bunu istemediği için, ban yemek istemediği için belli Bu etmiyor. arada galiba adam oyundan düştü. Çıktı galiba. Ya da AFK'ydı. Bu adam, çünkü adamı görmedim. Ölmüştür büyük ihtimalle. Oyundan düşse şu an AFK olur. Çünkü o da olur. Çünkü adam bu yani genelde ağ tutan birisi, biz de ağ girdik, ağda yoktu. Hiç ne körünü attı ya da şeyini. Neyse bir şey olmaz. Şimdi benim buraya gelme sebebi bunu Emre görmüştür moderatörlerden. Adam smoke arkası bind haritasındaki Heaven'da çok minik kafa vuruşu gözüküyor ya. Evet. Duvar arkası da belki şansa bala gidiyor. Yani headshot oranı. Duvar arkası Sage, ben yani Sage, Brim, Sova ve Ryze. Duvar arkası headshotlar yolladı ve sorun şu ki önce duvar sonra smoke olan bir yerde, hani kaldırma animasyonu var ya, Evet. kaldırma animasyonu havadayken vurdu bizim arkadaşı. Hem duvar hem smoke arkası one tap deneyişi, ne bileyim, ve sonrasında devamı gelen ace ya da quadro olması lazım.
Ya dediğim gibi adamın bazı yerlerde belli edip bazı yerlerde belli etmiyor. Mesela 4'e 1 kaldı ya bu adam. Sizin üçünüzü vurdu. Ah, Size bir. bak öyle bir yerde belli etmez ki dersiniz ki bu adam hile değil büyük ihtimalle dersiniz. Çünkü amacı o zaten. Bu adam belli Geç ederse görmüşsünüz şu an. aynen. Bu adam belli ederse banyer ve artık hilelerde spoofer yani ekran kartı ID'si bunu nasıl anlatayım? Yani nasıl hivitban kaldırma diyeyim dümdüz siz öyle anlayın. Hivitban kaldırma yok. Yani varsa da profesyonelce değil. Varsa yani şu anda piyasada bedavaya gidip bir yerden spoofer falan alamazsınız. Ona da çok büyük bir meblağlar ödemen gerekiyor ki adam akıllı çalışsın. Yoru ulti bastı geçti önünden bu arada. Yani onun Evet. için bu adamların amacı zaten belli etmemek. Bazı yerlerde belli edip bazı yerlerde belli etmiyor. Ya şimdi diyeceksin ki sen kendini övün. Nereden biliyorsun bu adamın hile olup belli etmediğini? Yani adını siz söyleyin. Oğlum o niye kaldırdı lan? Sonra sandım Mal. muhtemelen. Neyse işte dediğim gibi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun moruk? Sen bizim bilmediğimiz. Yani az buz bir kariyeriniz demeyeyim de FPS oynamışlığınız varsa bunu zaten sizin de bilmeniz gerekir. CSGO'da olsun. Ben çok CSGO oynadım. Çok hileyle. Yani mücadele ettim demeyeyim de çok maçıma hile geldi. Artık bir zaman sonra anlıyorsun hile olup olmadığını insanların. Evet. Çünkü Hatta hareketleri, yaptığı hareketler, yapmaması gereken hareketleri yapıp kill almaları falan çok barizleşmeye başlıyor. Şu evet, o adama bak, güzel. eğimi falan yok yani bu adamın. Evet, adam sadece volley'in verdiği o işte cross, aynen şey yani cross tutuyor sadece. Bu Aynen adam cross tutuyor, öyle çıkıyor. yeteneksiz başka hiçbir şey değil. Yani bu adamın eğimi falan yok beyler dediğim gibi. Yeteneksiz bir çomar kendisi. Yani kendisi zaten ölüyor. Sadece ölmemezlik de yapmıyor. Ölüyor. Adam ölüp duruyor zaten, fark ettiyseniz. Her an neredeyse ölüyor. Fakat infoyu verip ölüyor. Ya da entry alıp ölüyor. Ya o infoyu veriyor zaten. Sıkıntı o. İnfo veriyor. Yani kendisi Valorant ile oynaması yetmiyormuş gibi takımındakilere ne de diyor ki bu adam burada bunu öldürün. Bu adam şurada şunu öldürün gibi infolar veriyor. Çok garip ya. Brimstone. CS'den alışkınım. Yani CS'de hile geliyor. Eyvallah da ban yiyor. Mesela Vanguard'ın yerine şu an Osman abi var. Sence? Yakında emekliye ayrılacak. Ya bana Vanguard hala bir şey yapamadı sana. ya benim En anlamadığım garip onu. Vanguard bence 40 kere yapar bu işe de. Niye yapmak istemiyorlar ben onu anlamadım. Evet, bir de şöyle var. CS'den alışkın üzerinde bayağı hile çeşidi var. İşte Trigger Bot olsun, Backtrack olsun. Her Adamın şey var. gölgesine sıkıntı, adam ölüyor. Mesela şu an yeni hilelerde, şu an belki vardır ya da gelen var mıdır bilmiyorum. Backtrack olasılığı çıkmış diye biliyorum. Yani adamın gölgesine çıkmış olmasına rağmen ölme oranı. Ve bunu ayarlayamıyorsun. Bunu çok bariz elde edenler de var. Başı voleyine, radarına gelmeyen de oluyor. Yani hem profesyonel hileler var, hem amatör hileler var. Ya Hilenin bazıları her çeşidi var mesela aynen CS'de. bazıları gerçekten belli ederek oynuyor. Bazıları da amacı zaten belli etmemek. Yani adını siz söyleyin CSGO'da ve burada hile kullanmış birisi belli etmez. Niye belli etsin ki? Alışkındır. Aynen adam belli etmez. Belli etmeden oynamayı biliyordur. Etmez. Yani size şimdi diyeceksin abi bittir git ne anlatıyorsun sen? Diyebilirsiniz çok normal bir şey. Ama dediğim gibi belli etmez. Ben de olsam, ben hile kullanıyorsam belli etmem. Belli etmeyip radyanta kasarım. Niye belli edip gold'da ban Sonra yiyeyim ki? Aynen gold'da ban yiyeyim ki. Belli etmem, radyanta kasarım. Hesabı satarım. Sonra işime bakarım. Şahsen ben bunu yaparım. Bir bir de insan... adamın şahsın kendisi hesabı yeni açılmış diye düşünüyorum. İsim skin'i falan yok. Adam yani korkusuzca oynuyor. Ya adam... Osman abi elinde yoktu da. Söyle abi. Pardon, Adam sözünü böldüm. adını sen söyle. Amacı zaten Elo Boost. Adam vursa yetiyor. Bu arada C'nin birini İşte. alamadım. Eyvallah sen. Dediğim gibi Yani adamın tek amacı Elo Boost. Yani şu bu adamı ban yerse bile şu an pire girdikleri de sıkıntıda. Anladın mı? ama maalesef işte kaybedenler rankını alamıyor. O da var. O adamlar rank düşüyor ya da az düşüyor ama işte rank düşmekte olan. Hadi Mesela bu ben maçı bu maç kazanın da, karşısında hadi bu rank maçı kazanın da başlık çıksın. düşüyor. Hileye karşı maç kazanmak. Üf. Legit hileciye karşı maç kazanmak. Mis. Şu an ben Reyna'nın ben burada olduğuna %100 eminim. O hilemesi hileci mi? Yok. Burada atamıyorum.
Karşıdaki Volek vs Temiz 5. Temiz 5. Alın oğlum bu maçı. Ölme lan. Ölme lan Brim'cim. Öldüm abi. Yeşilde. Allah Allah. Ver şu infoları. Ver şu infoları. Alın oğlum eli. Hadi oğlum. Oha baba smoke'tan sıkıyor. Adam smoke'tan sıkıyor. Delirdi. Aha, ay, aldık lan. Ne güzel oldu lan. Bir de hileyle vuramadı ya lan. Smoke'tan sıktı o kadar vuramadı ya lan. Ulan ne eşek adamsın lan. Şaka gibi ya. Kapatın beyler mikrofonlarınızı. Tek tek kapatmayayım ben uğraşmayayım. Sen tamam, değil Najet. Najet sen değil. Sen aç onu. Sen video. Şimdi Najet. Bu küfür etmeyeceğim. Artık sıkıldım. Yemin ediyorum sıkıldım. Küfür etmekten sıkıldım. Bu adamlar da zaten küfürü yalayıp yutan insanlar. Bu maymun. Bildiğim maymuna küfür etmeden demek istediğim bir şey var mı? Vallahi kendisi anne pazarlamacısıymış herhalde. Kendi annesini pazarlamayı çok seven birisi. Ben bunu şey olarak düşünüyorum. Bu böyle oynayamıyor. Yani Demir 1 bitirdiğine göre oynayamamış. En sonunda demiş ki internette araştırmış, böyle hile bulmuş, indirmiş. İşte artık Volley'ime güveniyorum deyip oynamaya çalışan büyük ve belli eden. Bu kaynak kodlarıyla yaptı büyük ihtimalle. Bu Demir Elo'daysa küçük bir çocuktur. Kaynak koduyla yapmış. Bananın yer oturur aşağı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Najet, bu videoyu gelip bu yayını paylaştığın için, bunlara göz gerebildiğin için helal olsun sana. Teşekkür ederim sana da. Yani açıklamalar kısmına Discord linki var. Eğer maçınıza hile falan gelir, hiç çekinmeden gelip bana yazabilirsiniz, modlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.